İnsanın hoşuna gitmeyen cevaplardan ya da gözünü korkutan şeylerden kaçınması, bunları inkar etmesi ve kendini o şeylerin aslında var olmadığına inandırması insan psikolojisinin tipik bir özelliğidir. Bence para da bu şeylerden biri. Başka bir deyişle, maddi durumumuz zaman zaman göz korkutucu olabilir veya hoşumuza gitmeyen cevaplar verebilir. Yani mesela maddi durumumuz bize o harika spor arabayı, o süslü elbiseyi ya da takım elbiseyi alamayacağımızı hatırlatıyor olabilir ama biz insanlar o arabaya ya da o elbiseye sahip olmak istediğimiz için veya arkadaşlarımızla oyunlu restoranta gitmek istediğimiz için bu durumu görmezden geliriz. Bunu sakın yapmayın. Eğer yaparsanız bu sizi felakete sürükler. Kısa vadede o harika araba ya da ünlü restoranda yediğiniz o şahane yemek sizi mutlu edecek olsa da uzun vadede maddi durumunuzu düşünmeden hareket etmeniz size stresle dolu uykusuz geceler yaşatacak, ailenize, arkadaşlarınıza zaman ayıramamanıza veya işinize odaklanamamanıza sebep olacaktır. Bu yüzden uzun vadede bu kadar zorlanmanıza yol açacak kısa vadeli zevkler sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bence iyi tercihler değillerdir. Bunu bilmek için finans alanında doktora yapmanıza ya da aşırı komplike tabloları analiz etmenize gerek yok. Basitçe bazı yuvarlak hesaplamalar yapmanız yeterli olacaktır. Mesela her ay ne kadar para kazandığınızın bilincinde olun. Evet, her ay ne kadar para kazandığınıza ve bunun ne kadarını sabit giderlerinize harcadığınıza bir bakın. Kiraya, evin masraflarına, arabanız varsa araba giderlerine, sigortanıza, alışverişe, dışarıda yemek yemeye, kıyafet alışverişine, tatillere ve diğer şeylere ne kadar para harcadığınızı tek tek inceleyin. Öncelikle bu kalemlere ne kadar harcadığınızı düşünüyorsanız bunu not edin. Sonra da günümüz bankacılık servislerini kullanarak mesela banka uygulamalarından vesaire banka hesabınıza bakın ve gerçekte ne kadar harcadığınızı inceleyin. Sonuçlar sizi şaşırtacaktır. Bahse girerim. Bu karşılaştırmayı yapınca dışarıda yemek yemek için ayda 150 lira harcadığımı düşünüyordum ama baksana 400 lira harcıyormuşum diyeceksiniz. Düşündüğünüzden ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Tüm bunları yapın ve sürdürülebilir bir şekilde yaşadığınızdan, yani kiranızı ve araba, alışveriş gibi diğer tüm masraflarınızı karşılayabilecek bir yaşam sürdüğünüzden emin olun. Son olarak konuştuğum herkese söylediğim bir şeyi de paylaşayım. Harcamalarınız kazandığınızdan az olsun.